9 trilyon dolar. Dikkat buyurun. Hayallerimizde bile göremeyiz. 9 trilyon doları bir buçuk ayda sadece ABD borsaları kaybetti. Toplam büyüklük 300 trilyon dolar. Toplam borç 337 trilyon dolar. Şu rakamların devasalığına bakar mısın? ABD'nin bu panik ortamında kendi parasına sahip çıkması, para sıkılaştırmasına gitmesi, işte faiz yükseltmeler olsun, varlık alımlarını azaltmalar olsun gibi birçok önlemleri gerçi daha hala tam almadı da daha onu görmedik yani. Onu söyleyelim bu arada. Daha o kıyamet gelmedi açıkçası. Yine de bunun ihtimali bile doları güçlendiriyor dünyada. Yani dolar bütün dünyadaki para birimlerine karşı değer kazanıyor. Hatta kazanıyordu da bize karşı değer kazanmıyordu. Biz de artık maalesef galiba barutumuz bitti. Gücümüz kalmadığı için saldık biz de artık. Son bir haftadır TL karşısında da değerini arttırmaya başladı. Şimdi yani demek ki ABD önlemlerini daha da sıkılaştırırsa, şimdi izleyicilerimiz de merak ediyor. Dolarla başlayalım, adım adım gidelim. Ya bu daha ne kadar böyle gidecek? Yani bu ne demek ya? Bir doların çok ciddi şekilde değerlenmesi, artması mı anlamına geliyor? Bir de niye bu oluyor? Demek ki panik havası olunca bütün dünyada herkes hani arz talep dengesine bakarsak dolara mı hücum etmeye başladı insanlar? Ne oluyor dolarla ilgili? Dünya ekonomilerinde durgunluğa girileceği gibi riskler belirmişse, çünkü enflasyonla mücadele etmek için parasal sıkılaştırma ve faiz artışları gerekli olduğu için ve bütün dünyada bunu şu an yapmakta olduğu için sermaye piyasalarından, borsalardan kaçan, yani kağıt endüstrisini, kağıt finansmanını riskli gören insanlar böyle kritik olmayan dönemlerde kıymetli madenlere ve emtiaya giderlerdi dedim. Petrol yatırımı yaparlardı, demir çeliğe yatırım yaparlardı, diğer kontratları alıp satarlardı. Durgunluk ihtimali belirince, yani stagflasyon dönemi veya resesyon dönemine girileceği endişesi belirince, bütün dünya, finans piyasaları anlamında bütün dünya diyorum, kendilerine güvenli liman aradıklarında sorunun cevabı orada ortaya çıkıyor. Dolar. Güvenli liman, likiditesi olan dolar. Faiz oranlarının 2.87'ye çıktığı 10 yıl vadeli hazine kağıtları, kimin hazine kağıtları? ABD'nin hazine kağıtları güvenli liman haline gelmeye başlıyor. Seyircilerime bir ölçü vermek istiyorum. Borsalarda, gelişmekte olan ülkelerin borsalarında veya diğer borsalarda veya diğer ülkelerin ulusal paralarının değerini ölçmek istiyorlarsa, kendi kararlarını, kendi tercihlerini alırken bir çıpaya sahip olmak istiyorlarsa iki şeye baksınlar. 10 yıllık ABD tahvillerinin faiz oranları 3'e yaklaştı mı, 3'ün üzerine çıkıyor mu, çıkmıyor mu? İkinci kriteri söylüyorum. Gelişmekte olan ülkelerin borsaları, sermaye piyasaları ve paraları, ulusal paralarının değerinin artacağı, azalacağı gibi bir kritere, basit bir kritere sahip olmak istiyorlarsa ikinci ölçü de şu: dolar endeksi dediğimiz endeksin 100'ün üzerine çıktı mı, nereye gidiyor? Fırtınanın sebebini söylüyorum. 1 Mart 2022 tarihinde 96 olan dolar endeksi 104,900'lü rakamlara çıktı. Yani Mart'tan bu yana dolar endeksinin, doların değeri %9-10 civarında artmış demek. Peki dolar endeksi yenilir mi, içilir mi? Seyircilerimiz bilsinler. Çok önemli. Dolar endeksi, evet, çok önemli. Alınıp satılıyor. Yani bu finansal piyasalar zaten reel ekonomiden, üretimden kopup, Osman Altuğ Hoca mı üç kağıt ekonomisi diyordu ya adına. Yani üretimden, reel ekonomiden ötesinde veya onu 10'a katlayacak, 20'ye katlayacak finansal büyüklükler üretirseniz, türev ürünlerle, kağıtlarla. Ne demek türev ürünler, kağıtlar? İpotek dediğimiz bir kavram vardır biz konut kredisi kullanırken.
ipotek veririz, bizim işimiz biter. Bankanın riskleri arasında teminat olarak durur orada. ABD'de o mortgage kredileri dediğimizde bu ipoteğe benzer bir şeydir. Adam o ipoteklerden bir ürün üretip onu satıyor. O ipoteklere konu gayrimenkullerin yıllık artışlarını hesaplayarak oradan bir kağıt üretiyor, onu satıyor. Yani bizim Nasreddin Hoca'nın hesabıyla suyunu çıkaracak şekilde ürün üretiyorlar. Türev piyasalar dediğim bunlar. Böyle işte enflasyonist ortamlarda ve dünya ekonomisinin durgunluğa gireceği ortamlarda bu kağıtlara dayalı finansal piyasalarda risk algısı ayağa kalkıyor. Ayağa kalkınca herkes elindeki o kağıtları zarar kes dediğimiz yöntemle satmaya başlıyor. 9 trilyon dolar ABD borsalarının değer kaybetmesi bir balonlaşma, yani parasal genişlemenin sonucu ortaya çıkan balonlaşma ve akabinde Fed'in kararıyla ve hazinenin, ABD hazinesinin parasal kısıtlama kararlarıyla risk algısı arttığı için paralar kendisine, finansman kendisine sığınacak liman aradı. Eskiden altına ve gümüşe sığınılırdı. Ama altının ve gümüşün şöyle bir problemi var. Gümüş sanayide kullanılıyor. Onu söyleyeyim. Gümüşü ayırt etmek lazım. Altın faiz getirmiyor. Onun eksiği o. Gelir getirmiyor. Dolar ise o 10 yıllık tahvillerde olduğu gibi %3'lerin üzerinde faiz getiriyor. Yani böyle kritik dönemlerde ABD doları arkasındaki ekonomik siyasi güç sebebiyle veya değerler sistemi sebebiyle dünyadaki finansal piyasalar için hala güvenli bir liman. Dolayısıyla ölçüyü tekrar ediyorum. 10 yıllık ABD tahvillerinin faizine baksınlar. 2, dolar endeksine baksınlar. Peki bu dolar endeksi herkes konuşuyor. Ne önemli şeydir, nedir bu? Dolar endeksini de çok basitçe anlatayım Ferit. Dolar endeksi bir sepetin adıdır. Peki neye çıpalanmış bir sepettir bu? Bu %57,6'sı Euro'dan, %13,6'sı Japon yeninden, %11,9'u İngiliz sterlini, %9,1'i Kanada doları, %4,2'si İsveç kronu ve %3,6'sı da İsviçre frangından oluşan bir sepete karşı doların değer kazanıp kazanmadığını gösterir. Endeksin adı da dolar endeksidir. Ne dediğimi anlatabildim mi? Bak, evet. Sayılan Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu, İsviçre frangından oluşan sepetin, o sepetle dolar arasındaki değeri belirleyen değerin adına dolar endeksi. Dolar endeksi bu durumda. Şimdi Euro çöküyor. Niye çöküyor? Euro niye çöküyor? Şimdi onu anlatalım. ABD'deki enflasyon riski Avrupa Birliği'nde bulunmasına rağmen Rusya'dan kaynaklı, Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı yakın tehdide, onlar daha fazla o tehdide maruzlar. Enerjide daha çok Rusya bağımlılar. Enflasyon ortamında bulunmasına rağmen bu sebepler de üst üste geldiği için durgunluktan daha çok korkuyorlar. Bu sebeple Fed gibi hızlı bir şekilde faiz artırım ve finansal kısıtlamaya, parasal kısıtlamaya gitme tedbirlerini hızlı bir şekilde açıklayamıyorlar. Ama yani tam o kadar sert ve şahin olmasa da onlar da bir açıklama yaptılar. Şimdi ben zaten tahminimi geçen pazartesi söyledim. Ya çok da sessiz kalmıyor AB Merkez Bankası. Ne yaparlarsa yapsınlar, bak pazartesi söyledim, ne yaparlarsa yapsınlar, en geç Temmuz'da faiz artırımına gitmek zorundalar. Biz pazartesi konuştuk, çarşamba Christian Lagarde Temmuz'da faiz artışını konuştu. Evet. Pazartesi söyledik, yani bunu yapmak zorundalar, çareleri yok.